Merhabalar, ben Köteiz Köfte ve Feedli Köfte 2'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şu an senin iki okuyamıyorum. Salih. Big Boss Cursor. Ha tamam. Big Boss Cursor Salih var. Bunun dışında Ash var ve Fake Dead var. Evet. Bunun dışında bir de Gülser var, ancak şu an o bizim konuşmada değil. Evet. En son gittiğimden beri ne oldu? Bizimkiler workshop'ı yardırmış. Bir adet workshop'ımız var burada. Çoğu makinemiz, temel makinemiz var. Force engine'lerle çalışıyorlar vesaire vesaire. Merak etmeyin, ben de kendim ayrı ayrı şeyler yapacağım zaten. Onları size göstereceğim. Bir de smelter'ımız var. Benim planım bir Void Age'de yaşamak olduğu için Void Page'i bulana kadar bu çevrede yaşayacağım, ama o yüzden bayağı bir miskrat araştırması yapacağım. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken şey alüminyum. Bu arada bir alüminyum alumite nelerden yapılıyordu? 5 alüminyuma 2 bir obsidiyan. 2 ayrın 1 obsidiyan mı? 2 ayrın 2 obsidiyan mı? 2. 2 ayrın 2 obsidiyan. O zaman... Oh. Minim stone'u olan var mı? Workshop'ta var. Ha tamam. Tamamdır. Bu da Bibliocraft itemlerinden. Ah. Kaç alüminyumdu? 5. Tamamdır. Bu arada bir iron yazıldığı takdirde onu bir iron olarak değil de iki iron ingot olarak algılayın. Çünkü onu or olarak baz alıyor. Evet, or hesabıyla yazmışlar. Abi sen dur. Neyse. Alumite'larımızı elde ederiz. Ondan sonra pattern'ları hallederiz. Biraz gold lazım o yüzden. Gold ve gel. Stone var. Ama azıcık daha alayım. Adapta bleeding özelliğini kullanmıyoruz değil mi? Şimdi bana... X boys begin. Pickaxehead. Darkcraft'ta bleeding özelliğini kullanacak mıyız? Luxor'unu yapmıştı geçen sefer. Efendim? Dartcraft'ta Bleeding efektini kullanalım mı, kullanmayalım mı? Geçen sefer Luxor'unu yapmıştı. Olabilir. Kullanabiliriz. Sanırsam. Outside. Ufak bir problem var. Neyse, bunu bir şekilde aktarırız. Olmadı, tanka falan atarım. Şu anda elimde Thermal Boiler Manual var. Gregorius Teknik ise beni ilgilendirmezsiniz. Bunu Greg Tech ile ilgilenen bir arkadaşa hediye edebilirim. Ben kitap ilgileniyorum. Mı? Ney var elinde? Kitap mı? Kitap. Kitapları boş ver. Yani ben kitapları topluyorum. Bibliocraft kitaplıklarında güzel duruyorlar diye. O zaman tamam, ben bir kırdı alabilirsin. Workshop'a bırakırım. Alırsın. İki tane sinirli Enderman. Ve kesiler beni. Başımız sağ olsun. Geri döneyim. Ben de şunu bekliyorum. Kendi en sonunda
bir kırılmayacak bir pickaxe yapmak istiyorum da. Obsidian'ı fazla mı koyayım? Neden karı... Ha, tamam. Baktın mı evime köfte? Bir saniye. Bir şey yoksa derim ya, malzemeleri topladım bir tek. Ama şunlara çok hasta oldum, onları denemek için. Mikrobloklar. Forge Multipart değil mi onlar? Evet. Forge Multipart'ın mikroblokları mı kullanıyorsun? Ha? Ya şimdi yeni ev yapıyorum da Quarrystone ve işte Redwood ağacının yokmuş. Onun için kullanmıyorum da kesinlikle kullanmak istiyorum. Çok seviyorum çünkü. Red Power'ın o şeylerini de çok kullanıyorum, evet. Ya senin eve bir bakayım. Ben niye kendi evime çıkıyordum o ara? Evet, bir adet Nether Nexus'umuz var bu arada. Benim Nether Nexus'u kullanmaya o kadar ihtiyacım yok kendim açımdan. Çünkü evim direkt workshop'ın dibinde. Ve eşkene yardırıyor. Eşkene... Quarry Stone buldun mu? Buldum. Yeah. İşaretledim hatta. Şurada ileride de görmüşsündür şey var, Redwood ağacı var. Evet. Çok hoş durmuyor mu ya? Bayağı Redwood. Güzel oldu. Gene eş. Biz ise villager'lardan bulunduğumuz evde ilave edek. Ama ileride daha güzel bir şey konacağım. Şıklık olarak güzel olur mu bilmiyorum ama. Aa, istersen sana şeyi de başlayabiliriz. O göstermiştim ya sana iki tane modern ev. Hani demiştim böyle fabrika şeyi var, havası yok, var. Benim için başta israf olur o. Ha, yok başta demiyorum zaten. Canım. Bu da geçici benim için. Ben başka bir tane göz koydum, onu yapacağım. Azıcık smelter'ın ağzına sıçıyorum. Ya bu arada şey mesela tanktan alıp smelter'ı geri koyabiliyor muyduk? Tank. Liquidaklarla oluyordu herhalde ya. Direkt şeye bağlayınca smeltereye geri. Tamamdır o zaman. Ya iyice batırırsam artık öyle geri toplarım. Ben kendim de demedim. Hasan öyle oluyor demişti ama bilmiyorum. O dediyse doğru olmayabilir. Evet, öyle bir olasılık var. Sadece o yaptığı takdirde doğru olabilir be. Çünkü o OP. Yaratıklar bleeding'de ölünce şapkalar gelmiyor. Ha. Tamam, bu ilginçmiş. İlginçmiş o hakikaten. Neyse. Ben fazla bile durdum artık, maceraya çıkın zamanı geldi. Yani macera lazım bana. Glass'ımız var mı diyeceğim. Ben minimum stone'u yanıma almayacaktım. Bir pickaxe yapana kadar ne kadar uğraşıyorum? Alüminyum brass dökmeden alüminyum döktüysen problem. Evet. Problem ya, ciddi problem. Bunu yaptım. Eskiden direkt cast alınabiliyordu. Cast'tan direkt ingot cast alınabiliyordu, evet. Artık alınmıyor. Bu sürüm de
Kompres dekompres var mı şeyde cobblestone'da? Efendim? Kompres cobblestone. Hı. Var. Extra utilities kurulu. Tık tık. Benim hatırladığım bir sürümde şey vardı. Kompres ettik ben dekompres. Efendim? Kompres ettikten sonra cobblestone'u dekompres edemiyordum. Ha. İlginçmiş. Hı. Gayet edebiliyorsun bizde. Tırıtıt. Neyse mırıldanmayayım ben. Gene aklıma takıldı. Şu hazır olana kadar ben biraz durdurayım kaydı. Evet ve şunları da hazırlıyoruz. Evet, şu chest'i değil de bu chest'i. Nether'da ölürken Tool Rod'u geri alamamışım. Tool Rod olsun, üzülme. Hı? Düşen Tool Rod olsun. Resmen düşe kalka geri döndüm. Aaa, gold yetmedi. Hammer'ımı kaybetmişim. Aa, boşver. Ben neden bu dilime dolandı şimdi? Bilmiyorum. Bu arada fake'den Skype'dan düşmüş. Ha. Server'dan düşmüş. İnternet problem var herhalde. Muhtemelen. Hmm. Raksiyen 1 bu 2. Ne oluyor bunların internetleri? Hadi gold, eri gold. Lütfen gold. Ayrı sword'um varmış. Bununla idare edeyim. Ne güzel. Bende kırılmak üzere bir tane var. Creeper. Kırdım hatta. Ash sen ne yapıyorsun? Ash. Takılmıyor. Ya da ben mi düştüm? Ha bu arada chat log'dan da görebileceğiniz gibi Salih de ben de bayağı bir öldük.
Sen kayıtta mısın? V'ye geri döndük. Evet, kayıttaydım. Hala kayıttayım. Ben aramayayım diye düşündüm. Peki, birileri bana küfredecek ama şuradaki lav gölünü kurtacağım. Sıkıntı yok. Ya koca natırımız var. Nedir, ne içindir? Lav. Gas tier. Aynen, gas tier. Blaze rod. Blaze rod. Oh yeah. Ve bana kağıt lazım. Evet, gelmiyor mu? Şey, benim de elektrikler gitti de. Problem bizim internette problem daha olmuştur dedik de. Bu daha iyiymiş. Yani bu... şimdi buraya 6 ay önce falan bir fiber çalışması başladı. Kazdılar falan yolları. 3 ay biter dediler, yeni bitti. Şimdi de hatalıymış, bir daha kazıyorlar. He. Ve kazarken de bazen elektrik kablolarına denk yardım geliyor. Yardım et, yardım et, yardım et, silahım yok. Eş. Geldim. Öyle berbat bir şey. Geçmiş olsun. Evet. Tool stay. Tool forge'a gerek. Öncelikle... Oh! Geçmiş olsun. Long sword. Evet. İtiraz bile edemedim. Gex. Daha dikkatli olmalıyım. Little Snake. Bir tane diamond basabilirim buna. Dedim. İki tane mosun bassam onun yerine. Şu an gündüz mü akşam mı? Yatsı. Yağmur yağıyor ama herhalde sabah. Yatsı. Gece olmak üzere yani. Bağ mos lazım. Su ve vid de yapabiliyorsun diye biliyorum. Daha ilginç bir yolu da var. Stone'umuz var mı? Normal stone. Moist sınırımı. Evet. Şey, minimum stone'la. Liquid Transposer'da da yapılıyor. Evet. Liquid Transposer'da da yapılıyor, onu da biliyorum. Ama minimum stone'u hatırlamıyorum. Ve bana biraz redstone lazım. Sonunda. Ne oldu? Artık uçabiliyorum. Yay! Dartcraft mı? Evet. bayağı rahatlatıyor. Onun flight'ını kontrol etmek bazen çok zor oluyor.
Ben de zor alıştım 3-4 kere öldükten sonra. Bir de biz Ant'te yaşarken kullanıyordum ben bunu. Hala Major Power Suits'in Flight'ı diyorum. Evet, daha iyi de şimdi. Yok, daha sıkıntılı. Çok tuhaf bir alışma süreci oluyor. Ya şeyi açarsan jetpack'in özelliklerini daha fazla enerji harcıyor ama daha düzgün uçuyorsun. Bunda mesela az zıplamak istediğinde öyle bir şansın yok. İlla çok zıplayacağız. Major Pop Suits güzel ya. Oh. Ben şuradaki yatağı kaptım. Başka yatak yanında olan var mı? Ay. Ben de yaptım. Salih, 2 saniye logout olabilir misin? Yatağın yoksa. Zombiyi kestikten sonra. Şöyle safety first. Tamam. Tamam. Ve cornet olur olmaz ölmek istemiyorum. Oo. He. Doldu mu? Yok. Bir saniye. Olamıyoruz. Çünkü kesiz gözde. Hello. Ben geldim. Güzel, ne haber? Ha, ben tamam. Çıkayım mı? Geri gidiyorum tabi. Bunu anlamadım. Geri gidiyorum. Ha, bunu tamam. Söylemek için geldim. Tamamdır. Hadi görüşürüz. 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 Ses gitti. Ve geri döndük. Aa, kılıcımı kaybetmişim. Ne? Neyse. Elimde güzel miktarda tin var. Bronzlarımı yaptıktan sonra devam edebilirim maceraya. Hala Stone Pickaxe şeyindeyim ben, devrindeyim. İnemiyorum böyle 20'lere falan. Gold bulacağım, kazamayacağım. Rage'e gireceğim ondan sonra diye. İyiymiş, iyiymiş. Burası hala kendimi konuşmada kayın. Zannederek konuşuyormuşum kendi kendime. Tebrikler. Hepimiz ayrı bir durumdayız yani, desenize. Aynen öyle. Ben baltayla iskelet kesmeye çalışıyorum. Ve kaldırıyorsun uçağı. Ondan sonra senin Dark Draft tabii. Modular'da öyle bir şey var mesela. Kaldırıyorsun uçağı. Shift'e basıp iniyorsun ondan sonra. Çok ciddi mesafeyi beleşe kat ediyor o. Yalnız Major Power Suits'te bir kere şarj ettin mi bir daha şarj etmene gerek kalmıyor bir sürü. Ha, solar panel falan kullanıyorsan kafaya. Yok. Statik işe yarıyormuş da ben de fazla kullanmadım. Kinetik jeneratör. Çok güzel. Evet. Bir ısı üretiyor biraz da. Heat, soğutacak mekanizmayı döşedin mi bir şey kalmıyor. Sonra neden köftenin evine zombiler giriyor? Maden açık kalmış. Bir lavun üstüne geçeceğim. Dışından açtım. Efendim? Maden şaftını diyorum, direkt dışarıdan açtım ben evin dışından. Another Fortress varmış. Direkt dibinde. Aslında bir bakayım, elevator trackler pahalı değilse. O değildi diye hatırlıyorum. Reinforced'dan başlıyor ya onlar. Advanced'mış. Standard Rail'la Gold'la.
Bu tandemimizde Nether Fortress girişi var gibi de Netherworld evet. Kullanım oldu mu? Netherworld kullanımımız olmadı. Zaten Nether'da fazla dolaşmadık. Çünkü hiç kimsemiz henüz orayı gezecek orayı gezecek zırha vesaire sahip değil. Aynen. Şimdi biraz gezmeyi düşünüyorum. Rod of Fire Resistance'la baya işe yarar. Rod of Fire Resistance'da tamam ama yetmiyor tek başına. Evet. Bu arada sanırsam ben bu bölümde bu kadarlık şey yapsam olur. Ben biraz maden yaptıktan sonra sonraki bölümde makineleri artık girişmeye başlarız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötes köfetinin günler. İyi eğlenceler.